Daniel'le ve Michael Rettich 1996 yılında tanıştılar. Daniel'le 22, Michael ise 43 yaşındaydı. Michael o sırada annesi Cahit'in Akin ile birlikte olduğu için tanışmaları pek de sıradan değildi. Çift, 1997 yılında evlenmeye karar vermeden önce bir süre birlikte yaşadı. Bu dönemde Cahit'in ve Michael, annenin küçük çocuklarıyla birlikte Cleveland, Ohio'da yaşıyorlardı. Daniel'le, en büyük kız olarak, ayrı yaşadı ve kendini fotoğrafçı, gazeteci ve sosyolog mesleklerinde uzmanlaştığı TM Üniversitesi'ndeki çalışmalarını adadı. Cahit'in daha evlenmeden önce meme kanseri teşhisi konulduğunu öğrendi. Pahalı tedavi onun olanaklarını aşıyordu. Bunun için Cahit'in, eşinin sahip olduğu genişletilmiş sigortaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle ilişkilerini resmileştirmeye karar verdiler. Ancak tedavi bile onu kurtaramadı. Cahit'in düğünden 2 yıl sonra öldü. Michael dul kaldı ve Cahit'in çocuklarının üvey babası oldu. Çocuklarla tek başına başa çıkmak onun için çok zordu. Eşinin ölümünden sonra Michael, 20 yaşındaki Daniel'den küçük çocuklara yardım etmesi için yanına taşınmasını istedi. Böylece Daniel'in yanı sıra erkek ve kız kardeşleri de Michael'ın biyolojik anneleriyle birlikte yaşadığı eve taşındılar. Neredeyse 20 yıllık büyük yaş farkına rağmen, üvey babası ile Daniel'le arasındaki ilişki yavaş yavaş daha da gelişti. Daniel'le Michael'ı sağlam bir destek olarak görüyordu. Michael köklü, başarılı, duyarlı ve her zaman yardıma hazır bir adamdı. Ancak, birlikte yaşadıkları ilk birkaç yıl romantik değildi. Her ikisi de evin etrafında çeşitli görevler üstleniyor, küçük çocuklarla ilgileniyor ve buna paralel olarak kendi işleriyle uğraşıyorlardı. Her ikisi de çalışıyordu, Michael oyuncuları işe alan başarılı bir şirket işletiyor, Daniel'le ise geceleri bir barda yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Michael sık sık bara uğrar, sohbet eder ve mesaisinden sonra birlikte vakit geçirirlerdi. Bu şekilde yakınlaştılar. Michael bunun Daniel'le için hayallerindeki iş olmadığını fark etti ve bağlantılarını kullanarak Daniel'in bir reklam ajansında işe girmesine yardımcı oldu. İnsanlar ikisi arasında romantik bir ilişki olduğunu fark etmeye başladı. Daniel'in yaş farkı ya da statüleri nedeniyle kafası karışmamıştı. İlerlemek için NBA'de yeni bir yüksek pozisyon gibi güçlü bir motivasyona ihtiyaçları vardı. Michael'a Memphis Grizzlies Basketbol Kulübü için kurumsal satış başkan yardımcılığı pozisyonu teklif edildi, ancak bunun için Memphis, Tennessee'ye taşınmaları gerekiyordu. Michael, Daniel'le kendisi ve çocuklarıyla birlikte gelmesini önerdi. O sırada zaten çıkıyorlardı ama Daniel'in ailesinin bundan haberi yoktu. Bu nedenle Daniel'le tereddütlüydü. Ayrıca eğitimini ve işini bırakmak istemediği için başlangıçta reddetti ve Cleveland'da akrabalarının yanında kalmaya karar verdi. Michael taşınmasına ve yeni bir yerde çalışmaya başlamasına rağmen Daniel'le ile iletişimini sürdürmeye devam etti. Her hafta sonu onu görmek için uçağa biniyordu. Bu buluşmalar bir yıl sürdükten sonra Daniel'i yanına aldı ve Memphis'te yaşadığı bölgeyi ona gösterdi. Mississippi Nehri kıyısında pitoresk bir yerdi ve burada bir ev satın almıştı. Michael Daniel'le bu evi sonunda birlikte yaşayabilmek için satın aldığını söyledi. Bu Daniel'le üzerinde büyük bir etki yarattı ve sonunda onun yanına taşınmayı kabul etti. Michael, Daniel'in bağlantıları aracılığıyla radyo endüstrisinde bir iş bulmasına yardımcı oldu. Daniel'le harika bir ilişkileri olduğunu itiraf etti. Ancak ortaya çıktığı üzere, her şey o kadar da toz pembe değildi. Michael ona daha önce de zor kullanmıştı. Bu olay Cleveland'da hala birlikteyken, birlikte bir konsere gittiklerinde yaşanmıştı. Kız eski erkek arkadaşını gördü ve onunla konuştu. Eve dönüş yolunda Michael'ın kıskançlığını tetikledi. Kıza birkaç ineleyici yorumda bulundu ve kız da ona karşılık verdi. Kız bu durumda kendi hatasının da olduğuna karar verdi
bu yüzden ilişkiyi kesmedi, sadece ev arkadaşını affetti. Adam da kızdan özür dilemiş ve sadece kız ona hakaret ettiği için sinirlendiğini söylemiş. O andan itibaren adam kendini gerçekten kontrol altında tuttu ve bir süre herhangi bir saldırganlık göstermedi. Ancak daha sonra Michael'ın davranışları daha düzensiz hale geldi. İş yerinde sık sık bozuluyor, çok yorgun ve endişeli oluyordu. Teselliyi bir bardak alkolde buluyordu. Neredeyse her gün içiyor, sevgilisiyle ortak akşam yemeklerini kaçırmaya başlıyordu. Bu durum ilişkide giderek daha fazla gerginliğe yol açtı. Böyle bir akşam kız Michael'a kızdı. Eğer akşam yemeğinde onunla vakit geçirmeyecekse, onu uyarması gerektiğini, o zaman tek başına alışverişe çıkacağını söyledi. Danielle ona doğru alaycı bir yorum yaptı ve çıkışa doğru yöneldi. Ancak adam buna şaşırdı ve koridorda durup kızın yüzüne bir yumruk attı. Kızın kafası karışmıştı. Kıyafetlerinin ve zeminin kanla kaplı olduğunu gördü. Michael onu kucağına aldı ve özür dileyerek ağladı. Kendisini affettirmek için ertesi gün Danielle hayatının en güzel yemeğini vereceğine söz verdi. Danielle'in yüzünde ciddi yaralar vardı, bir dişi de kırılmıştı. Ev arkadaşı çok endişelendi ve ertesi gün onu spor takımı üyeleriyle ilgilenen bir spor doktoruna götürdü. Uzmana gerçeği anlatmış, uzman da kıza yardım etmiş ve onu bir dişçiye ve plastik cerraha yönlendirmiş. Kız onu tekrar affetti ve hiçbir yere şikayet etmedi. Devletin aile içi şiddet vakalarıyla ilgili oldukça katı bir mevzuatı olmasına rağmen, birlikte yaşadığı kişinin sorun yaşayacağından korktuğundan olayı gizli tuttu. Michael ise olanlardan dolayı derin bir suçluluk duydu, mümkün olan her şekilde özür diledi ve kendisini iyi hissetmesini sağladı. Bundan bir yıl sonra çift evlendi. Harika bir ilişkileri vardı. İş ve özel hayatlarında her şey yolunda gidiyordu. Her şey sakindi, ilerliyorlardı. Ancak Michael, yönetim değiştiği için yeni ekipteki işinden hala memnun değildi. Bu nedenle de terfi alamıyordu. Bu sıralarda Danielle'in akrabaları evliliklerini öğrendiler ve şok oldular. Hatta bazıları ilişkilerinin doğal olmadığını düşünerek onlarla iletişim kurmayı bile bıraktı. Daha sonra Reddey ailesinin Sayer adını verdikleri ikinci bir çocukları daha oldu. İş yüzünden gerginlik artıyordu. Aile reisi daha fazla içmeye başladı ve çatışmaları kışkırttı. Bir gün bu yeni bir olaya dönüştü. Adam karısının boğazına sarıldı, onu duvara itti ve ona bağırdı. Bundan sonra kadın bir süreliğine kız kardeşlerinin yanına taşındı, ancak daha sonra geri döndü ve ilişki yeniden kuruldu. 2009 yılında Michael'ın eski menajeri ona yeni takımında bir yer teklif etti. Adam kabul etti, ancak bunun için tekrar taşınmaları gerekiyordu. Kaliforniya'da bir ev satın aldılar, ancak bir süre sonra menajer kovuldu. Michael yine desteksiz kaldı ve bu durum iş yerinde çatışmalara neden oldu. Kendini takdir edilmemiş hissediyordu ve bu da onun daha da depresif olmasına neden oluyordu. Adam yeniden içki alemleri yapmaya başladı. Bu dönemde Danielle'in de iş yerinde bir değişiklik oldu ve istifa etti. Çift bir süre çalışmadı ve birikimleriyle yaşadı. Bu sadece durumlarını daha da kötüleştirdi, kendilerini pek çok şeyden mahrum bıraktılar. 2014 yılında Michael'a yine iyi bir yer teklif edildi ve yine taşınma ihtiyacı doğdu. Bu sefer yeni bir ekipte çalışmak için Indiana'ya. Yüksek maaşlı iyi bir yerdi. Yeni ikamet yerine gidip etrafa bakan ilk kişi o oldu. Danielle ve çocuklar, işleri yoluna koymak ve mülkü satmak için bir süre Kaliforniya'daki kendi evlerinde kaldılar. Bu yaklaşık bir yıl sürdü. Ailenin mali durumu hızla normalleşti, ancak çiftin ilişkisi düzelmedi. Bunun nedeni muhtemelen birbirlerinden çok uzakta olmaları ve neredeyse hiç iletişim kurmamalarıydı. Bir süre sonra Michael sağlık sorunları yaşamaya başladı.
sakatlandı ve uzun süre iyileşemedi, bu yüzden bir süre çalışmadı. Geçtiğimiz yıl boyunca çift sadece 6 kez bir araya geldi ve bu da aralarındaki yabancılaşmayı daha da kötüleştirdi. Michael, Kaliforniya'da birlikte yaşamaya devam ederken doktora gitti, ancak yeni bir şehre taşındıktan sonra durum daha da kötüleşti. Erkek sağlığıyla ilgili sorunlar yaşamaya başlamış, ancak utangaçlığı ve onu kaybetme korkusu nedeniyle uzun süre karısına bundan bahsetmemiş. Daha sonra sorunları hakkında konuşmaya karar verdi. Daniel'le onu destekledi, itirafından memnundu, çünkü daha önce iletişim eksikliği nedeniyle onu aldattığından şüpheleniyordu. Birlikte bir çözüm buldular, Michael'a bir dizi testosteron enjeksiyonu reçete edildi. Fiziksel sorunların çözülmesine yardımcı oldu. Ama psikolojik olarak Michael hala iyileşme sürecindeydi. Aynı zamanda Daniel'le onun davranışlarında bir değişiklik fark etti. Daha aktif ve enerjik ama aynı zamanda agresif olmaya başlamıştı. Gençken sahip olduğu gücü yeniden kazanmış gibi görünüyordu. Cinsel ilişkileri de iyileşmişti, ancak oldukça kaba davranıyordu. Bir akşam film izlerken küçük bir anlaşmazlık yaşadılar. Filmin yarısına doğru Michael uykuya daldı ve Daniel'le de kırgın bir şekilde yatak odasına gidip dinlenmek için uzandı. Ertesi sabah Michael'ın ayak işlerini halletmek üzere yola çıkması gerekiyordu ama belli ki yanlış bir başlangıç yapmıştı. Daniel'le banyoda dişlerini fırçalarken Michael ona doğru yürüdü ve kafasının arkasına bir tokat atarak onu akşam kendisini uyandırmamakla suçladı. Daniel'le buna dayanamadı ve onu terk edeceğini söyledi. Ancak Michael ona arkadan saldırdı ve onu boğmaya başladı. Daniel'in tepki verecek zamanı yoktu ve zaten bu sert adamla başa çıkacak gücü de yoktu. Anlattığına göre, bilincini kaybetmeye başlamış ve hatta kocasının kendisini bir saniye içinde öldüreceği düşüncesiyle yere düşmüş. Gözlerini açtığında kocasının başında dikildiğini görmüş. Kafası karışmış ve olanlardan dolayı korkmuş görünüyordu. Michael kendisine ne olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi. Daniel'le olaydan sonra bile onunla aynı evde yaşamaya devam etmeye karar verdi. Çocuklarını birlikte büyütmeye devam ettiler. Buna paralel olarak Daniel'le giderek daha endişeli hale geldi. Evin reisi kendini geliştirmek yerine daha da fazla içmeye başladı. Küçük şeyler yüzünden giderek daha sık tartışıyorlardı ve çatışmalar her zaman şiddetle sonuçlanıyordu. Bir gün Daniel'le sıkılmamak için bodrumda taşınmadan kalan kutuları karıştırırken yanına bir şişe şarap aldı. O sırada kocası bir arkadaşıyla içeri girdi ve birlikte bir şeyler içtiler. Daniel'le meşgul olduğu için onlara katılmak için yukarı çıkmadı. Sonunda bodrumdan çıktığında, kocası onun arkadaşlarına karşı böyle saygısızca davranmasına izin vermeyeceğini ve içki içmesine de karşı olduğunu söyledi. Onu duvara itti ve yumrukladı. Ama bu olaydan sonra bile Daniel'le onu terk etmedi. Onu hala seviyordu, adama karşı hisleri hala güçlüydü. Ayrıca, çocuklarını babalarından mahrum bırakmak istemiyordu. Ancak bu durum onu depresyona sokmaya devam etti ve Daniel'le dikkatini dağıtmak için hobi olarak fotoğrafçılığa başladı. 2014 yılının sonunda Michael, Central Florida Üniversitesi'nde dış ilişkiler ve ortaklık programları direktörü olarak işe başladı. İş arkadaşlarına göre MBA'den ayrılması ailesinin gelirini düşürdü ama Michael bu kararı bilerek verdi çünkü işteki sürekli stresten bıkmıştı. Artık taşınmak ve çocuklarını rahatsız etmek istemiyordu. Üniversitede, öğrencilerin mezun olduktan sonra sporda kendilerini bulmalarına yardımcı olmak için mentor oldu. Üniversitedeki işi sona erdikten sonra Michael hayır işlerine başladı ve şefkatli bir baba olmaya devam etti. Sonunda, yeni işi nedeniyle aile güneşli Florida'ya yerleşti. Sonunda oraya yerleşmeye karar vermeden önce bir yıl boyunca bir ev kiraladılar ve Orlando'ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki evlerini satın aldılar. Ev Winter Park adlı bir banliyödeydi ve gerçek bir cennetti.
sıcak, bol yeşillikli, gelişmiş altyapılı, müreffeh bir mahalle, bir aileyle yaşamak için daha iyi bir yer bulmak imkansızdı. Aile Akdeniz tarzında yapılmış lüks bir ev satın aldı. 4 yatak odası ve 350 metrekarelik bir alanı vardı, çatının altında Daniel'in kendini gizlediği ve aileye iyi bir yaşam sağladığı bir çatı katı vardı. Eşi çalışmıyordu. Ancak aile içi ilişkiler hiçbir zaman daha iyiye gitmedi. Daniel'le alkol kullanmaya başladı. Testosteron enjeksiyonları Michael'ın fiziksel durumunu düzeltmesine yardımcı oldu, gerçekten daha iyi görünmeye başladı, ancak aynı zamanda gerçekten öfkeli ve agresif hale geldi, bu özellikle yakınlaşma sırasında belirgindi. Hala çok içiyordu ve bu durum eşlerin ayrı odalarda uyumaya başlamasına neden oldu. Daniel'e göre, öfke nöbetleri sırasında defalarca ona saldırdı. Testosteron replasman tedavisi bazen kişiyi daha agresif hale getirmektedir. Bu tekniği kendi üzerinde deneyimlemiş olan bazı kişiler Michael'ın davranışlarında bu tür değişiklikler olduğunu doğrulamıştır. Bu ilacın yardımıyla gerçekten de daha genç hissetmek mümkündür, ancak her zaman bir dezavantajı vardır. Bir keresinde Daniel'in kız kardeşi ve kocası, eşler arasındaki bir tartışmayı duyduklarında öfke nöbetine şahit olmuşlardır. Adamın eşini duvara yapıştırıp ona bağırdığını ve sonra da bıraktığını görmüşler. Kız kardeşi o anda onun için çok korkmuştu. Aralarındaki anlaşmazlık sonunda Michael Radley'in 2016 yılında aile evini terk etmesine yol açtı. Aynı zamanda faturaları ödemeye ve çocuklara yardım etmeye devam etti. Bu noktada, eşi okulda tam zamanlı bir işe girmişti. Adamın eve serbest erişimi vardı. Periyodik olarak gelip gidiyor, ancak aralarında tartışmalar devam ediyordu. Bir keresinde Daniel'le, kocası onu kanepeye fırlattığında beyin sarsıntısı geçirerek hastanelik oldu. Buna rağmen kadın evde olup bitenler hakkında hiçbir zaman gerçeği söylemedi çünkü eşinin başının belaya girmesinden korkuyordu. Ancak bu durum Michael'ın daha da saldırganlaşmasına yol açtı. Daniel'e göre, Michael onu arabayla ezmeye çalışmış. İşi onu neredeyse boğmak üzereyken ilk kez deneyimlediği o çılgın bakışı tekrar gördü. Daniel'le 3 Ekim 2016'da o çılgın gözleri tekrar gördü ve tehlikede olduğunu anladı. Sanki geri dönüşü olmayan bir noktadaydı. Bu durumdaki adam öylesine öfkeliydi ki onunla pazarlık yapmak imkansızdı. Adam ona doğru sürerken, yüzündeki soğuk, kopuk ifadeyi gördü ve durmayacağını anladı. Geri çekilmek için zamanı ve hayatı vardı. Eğer kadın olduğu yerde kalsaydı, muhtemelen hayatından olacaktı. O anda Daniel'le durumun ciddiyetini hissetti. Olay meydana geldikten sonra, olayı bildirmek için polis merkezine gitti. Dedektifler onunla görüştü ve daha fazla bilgi alacaklardı. Ancak Daniel'le aniden fikrini değiştirdi ve binayı terk etti. Kocası için sorun yaratmak istemediği gibi bilindik bir bahaneydi. Daha sonra tekrar uzlaştılar ve Michael Ocak 2018'de eve döndü. Eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Başka bir kadınla yazışmalarını gördü ve birkaç kez buluştuklarını fark etti. Şi bunu açıkça Michael'a anlattı. Michael özür diledi, her şeyin aşırı testosterondan kaynaklandığını söyledi, ancak diğer kadınla yakınlaşmadığını iddia etti. İnkar etmesine rağmen Daniel'le ona inanmadı ve kadınla yüzleşti. Kadın, yakınlaştıklarına dair korkularını doğruladı. Daniel'le daha sonra Michael'dan evden taşınmasını ve boşanma davası açmasını istedi, ancak Michael bunu yapmayı kararlılıkla reddetti. Michael karısını boşanmaktan vazgeçirmek için eve geldi. Onu sevdiğini ve çocukların iyiliği için aileyi korumak istediğini söyledi. Eşini ikna etmeyi bile başardı, ancak bu kararın ölümcül olduğu ortaya çıktı. Uzlaşmadan bir gün sonra Daniel'le, Michael'ın evde bıraktığı bir kitabı aldı. İçinden bir kağıt parçası düştü.
kağıtta eşinin düşüncelerini ve çektiği eziyeti özetlediği ortaya çıktı. Burada boşanmaktan bahsediyordu. Ancak avukatları süreçteki bazı noktalara katılmıyordu. Görünüşe göre, Michael bürokratik sorunları çözmek için zamanı uzatacak ve boşanmadan sonra parasız kalmayacaktı. Bu durum elbette kadını çok üzmüş. Ayrıca Michael'ın metresiyle iletişimini hiç kesmediğini fark ettiği e-postalar da buldu. Tüm bunlar Danielle için büyük bir darbe oldu çünkü hala eşinin onu sevdiğine ve ilişkiyi düzeltmek istediğine inanıyordu. Her şeyin daha iyi olacağına içtenlikle inanıyordu. Ancak günlüğünde mutlu bir aşk hikayesi yerine, ilişkilerini sonunda kendine özgür bırakmaya karar verdiği 17 yıllık bir kölelik olarak tanımladığı ortaya çıktı. Bununla birlikte, soruşturma sırasında önemli bir özellik fark edildi, ortaya çıktığı üzere, yazışmaların çoğu düzenlenmişti. Bu yalanlarını haklı çıkarmak için failin kendisi tarafından yapılmış olabilir mi? Danielle artık Michael'ın evden ve hayatından sonsuza dek çıkmasını istiyordu. Yeni bir hayata başlamaya ve bu ihaneti unutmaya kararlıydı. Kadın çok etkili bir mektup yazdı ve daha sonra yargıç tarafından birçok kez bu mektuba atıfta bulunuldu. Mektupta oldukça şüpheli ifadeler ve kesinlikle mutsuz bir son vardı. 12 Ocak 2019 günü sabah 9:00 sularında Danielle 911'i arayarak Michael isimli eşinin kalp krizi geçirerek öldüğünü bildirdi. Ancak olay yerine gelen polis memurları kadının sözlerinde bir yalan olduğundan şüphelendi. Kolluk kuvvetleri eve vardıklarında ve içeri girdiklerinde hemen temizlik ürünlerinin kokusunu aldılar. Oturma odasına doğru ilerlediklerinde bir kova kanlı suyla karşılaştılar. Birinin temizlik yapmaya çalıştığı belliydi. Evdeki tek kişi Danielle olduğu için, bu kişinin o olduğu belliydi. Ancak kadın bunu yapmak için kötü bir zaman seçmişti, çünkü kocası odada kan gölünün içinde hiçbir yaşam belirtisi olmadan yatıyordu ve bıçak yarası yüzünden ölmüştü. Burada kanla ıslanmış bir havlu da bulundu. Evin içindeki görüntü, kelimenin tam anlamıyla her yerde bulunan büyük miktarda kan nedeniyle bir korku filmi sahnesini andırıyordu. Laboratuvar analizi için kan örnekleri toplandı. Daha sonra, adli tıp DNA'nın kurbana ait olduğunu doğrulayabildi. Dul kadının iddiasına göre, sabah kocasını hareket etmez ve kaskatı bir halde bulmuş. Kocasını muayene etmediği ya da ayrıntılara girmediği için kalp krizinden öldüğünü düşünmüş. Ancak polis memurları olay yerini incelediklerinde, bunun bir cinayet olduğunu hemen anladılar. Her yerde kan vardı ve adamın kalp krizinden ölmediği çıplak gözle görülebiliyordu. Dedektiflerle konuşurken kadın ifadesini sürekli değiştirdi. Kalp krizinin kulağa çok mantıksız geldiğini fark ettikten sonra, adamın kendi isteğiyle öldüğünü kanıtlamaya çalıştı. Ancak bu hikayede kulağa çok gerçek dışı geliyordu. Genellikle böyle bir durumda insan kendini bıçaklamaktan daha basit yöntemler seçerdi. Polis olanları araştırdıkça kadının yalan söylediği daha da belirginleşti. Olay yerini dikkatle inceledikten sonra, adli tıp Danielle'in kocasını bıçakladığı sonucuna vardı. Ancak yardım etmeye çalışmak yerine, ambulans çağırmadan yaklaşık 11 saat geçirdi. Bunun nedeninin kadının yaşadığı duygusal sıkıntıyla baş edememesi olduğunu söyledi. Dedektifler soruşturma sırasında kadının da aziz olmadığını fark etti. Danielle, 5 Aralık 2018'de bir yandan da bir bağlantı bulmak için bir arkadaşlık sitesine kaydoldu. Sitede benzer ilgi alanlarına sahip bekar insanlar yer alıyordu. Hesabına bekar ibaresini ekledi. Erkeklerle bu şekilde tanıştı ve kocasını aldattı. Danielle hikayesine yeni detaylar ekledi. Kadına göre, bir gece önce aralarında bir tartışma yaşanmış. Kocası onu boğmaya başlamış, ancak kadın kocasının elinden kaçmayı başarmış ve mutfaktan bir bıçak almış. Ancak adam soğuk silahı kadının elinden aldı ve onu öldürmekle tehdit etmeye başladı.
Daniel'le daha sonra kendini banyoya kilitledi ve bir süre sonra bazı garip sesler duydu. Daniel'le neler olduğunu görmek için evden dışarı çıktı. Kişi Michael'ın yerde yattığını gördü. Hatta bir su birikintisinde ayağı kaymış ve düşerek kıyafetlerinin kirlenmesine neden olmuştur. Daniel'le ona ilk yardım yapmaya çalıştı ama hiçbir şey işe yaramadı. Hemen acil servisi aramak yerine sabaha kadar beklemeye karar verdi ve uykuya daldı. Daniel'le uyandığında hemen kocasını kontrol etti ama bilinci yerine gelmemişti. Bunun yerine ölüm katılığının tüm belirtilerini taşıyordu. Perişan haldeki Daniel'le kendi kendine söylediği gibi Romeo ve Juliet senaryosunu oynamaya karar verdi. Kendi bileğini nasıl keseceğine dair bilgi buldu ve bunu yaptı. Ancak şok geçtikten sonra kanamayı durdurdu ve acil servisi aradı. Daniel'le şartlı tahliyede olduğu için hemen acil servisi aramaktan korktuğunu açıkladı. Gerçek şu ki, olaydan kısa bir süre önce arkadaşlarıyla bir arabada kavga etmişti. Polis memurları tarafından gözaltına alındıktan sonra soruşturmada işbirliği yapmayı reddetmiş ve daha sonra holiganlık ve tutuklanmaya direnmekle suçlanmıştır. Daniel'in evi temizlemeye ve katliamın tüm izlerini ortadan kaldırmaya çalışmasına rağmen bu mümkün olmadı. Bu nedenle evde çok sayıda ipucu bulundu, odanın köşelerinde ve duvarlarda kan damlaları bulundu, mutfağın girişinde büyük bir bıçak vardı, lavaboda kan izleri olan 3 bıçak daha vardı ve yatak odasından oturma odasına kadar uzun bir kan izi bulundu. Bu da cesedin sahnelenmek üzere taşındığı anlamına geliyordu. Kadın hastaneye götürüldü, ilk yardım yapıldı ve kontrol edildi. Daniel'in bilekleri hafifçe kesilmişti ama genel olarak kötü yaralanmamıştı. Lavaboda bulunan bıçakları bunun için kullanmıştı, ancak bunu ciddi bir şekilde yapmadı, muhtemelen sahnelemek için de yaptığı açıktı. Cesedin otopsisi sırasında adli tabip, adamın göğüs bölgesine aldığı tek bir bıçak yarası nedeniyle öldüğünü ve ardından kan kaybından öldüğünü tespit etti. Ayrıca sol gözünde de bir yırtık vardı. Adli tıp incelemesi, bu tür yaraları kendi başına yapmış olamayacağını gösterdi. Bu yüzden karısı en başından beri cinayetten şüpheleniyordu. Toksikolojik inceleme Michael'ın vücudunda yüksek oranda alkol bulunduğunu, Daniel'le de ise hiç alkol bulunmadığını gösterdi. Kendi itirafı göz önüne alındığında, cinayete karıştığını kanıtlamak gereksizdi. Tek soru, suçun nefsi müdafaa mı yoksa cinayet mi olduğuydu. Duruşma başladığında, Daniel'le ifadesini birçok kez değiştirmişti, bu nedenle yalanları nedeniyle ifadesi artık inandırıcı bulunmuyordu. Duruşma 2021 yılında başladı. Daniel'le hemen savcılıkla bir anlaşma yapması teklif edildi, kasıtsız adam öldürme suçunu kabul ederse, 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekti. Ancak sanık, herkesi kendini savunmaya ikna ederek bunu kesin bir dille reddetti. Ancak birinci ya da ikinci derece cinayetten hüküm giymesi halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Davayı soruşturan dedektifler çok sayıda bilgi kaynağına ulaştı, çiftin yazışmaları, arkadaşlık siteleri ve Michael'ın metresiyle olan diyalogları medyadaydı. Tüm bunlar titizlikle kontrol edildi. Daniel'le kocasını sonuna kadar sevmişti, en azından notlarında böyle yazıyordu. Ancak, ihanete uğramış hissetti ve derin bir hayal kırıklığına uğradı. Kadın kocasını aldatırken yakaladıktan sonra ona defalarca öfkeli mesajlar göndermiş. Çiftin komşuları, son zamanlarda kavgaya dönüşen sürekli çatışmalar yaşadıklarını doğruladı. Michael nazik, olumlu ve duyarlı bir kişi olarak tanımlanırken, karısı birçok kişi tarafından saldırganlığa eğilimli olarak görülüyordu. Müfettişler çiftin çocuklarıyla çok fazla iletişim kurdu, trajedi sırasında kızı 15, oğlu ise 8 yaşındaydı. Her iki çocuk da Michael'ın harika bir baba olduğunu iddia etti. Onlara çok yatırım yapmış ve bir spor kariyeri inşa edebileceklerini hayal etmiş. Oğlu ve kızı en iyi okullarda okudular, aynı anda birkaç spor bölümüne kayıt yaptırdılar.
Michael, bağlantılarını kullanmak da dahil olmak üzere onların ilerlemesini aktif olarak destekledi. Tüm boş zamanlarını çocuklara adadı. Bu nedenle, eşiyle yaşadığı sorunlara rağmen onlarla çok yakın bir ilişki kurmayı başardı. Michael çok hassas bir babaydı ve trajediden sonra aileyi bir arada tutmaya çalıştı, çocukları bu konuda konuştu. Trajedinin ardından, yaşananlar karşısında en az diğerleri kadar şoke olan yüzlerce öğrenci için gerçek bir akıl hocası oldu. İlginçtir ki, babasına inanılmaz derecede yakın olan kızı Vaden, annesine karşı böyle bir sevgi ifade etmedi. Hatta onun zehirli ve manipülatif olduğunu düşünüyordu. Kız gerçekten de ebeveynler arasında patlak veren tüm çatışmaları Daniel'in kışkırttığına inanıyordu. Dışarıdan bakıldığında aile oldukça iyi görünüyordu, çünkü kargaşanın çoğu dışarıdan birileri dahil olmadan dar bir çevrede çözülmüştü. Bu doğaldır, ancak ailenin akrabaları oldukça çelişkili bilgiler vermiştir. Çocuklara göre, tüm çatışmaları anne kışkırtmıştır. Aynı zamanda, kavgalara tanık olan Daniel'in akrabaları, adamın karısına karşı fiziksel güç kullandığını doğruladı. Ancak, karısına onların önünde hiç vurmamıştı. Michael'ın tüm tanıdıkları ise, onun çok hassas ve sevgi dolu bir baba olduğunu iddia etmişlerdir. Savunma makamı da bunun bir meşru müdafaa eylemi olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Ancak savcılık, sağlık görevlilerinin çağrılmasından önce tam 11 saat geçtiği gerçeğine takıldı. Aslında bu, saldırı kurbanının hayatta kalma şansını ortadan kaldırıyordu. Adli tıp uzmanları da bu varsayımı doğruladı. Onlara göre, ambulans zamanında gelseydi Michael hayatta kalabilirdi. Savcılık, kadının fikrini değiştirdiğine dair çok sayıda ifadeyi ortaya çıkardı. Uygunsuz davranışlarının ve kocasına saldırmasının video görüntüleri. Savunma, kadının eylemlerinin nefsi müdafaa amaçlı olduğunu savundu. Soruşturma sırasında, trajediden sadece 2 gün önce ebeveynler arasında ciddi bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Michael içkiliymiş ve Daniel'in saklandığı banyoya zorla girmiş. Kızı tartışmaya müdahale etmiş ve vodka şişesini babasının elinden almıştır. Daniel'le daha sonra evden kaçtı ve kadın akşam kocasının uyuduğundan emin olduktan sonra eve döndü. Ertesi gün kızı Vaden yatıya kalmak için bir arkadaşının evine gitti. Michael oğlunu bir futbol maçına götürdü ve Daniel'i de oraya davet etti. Teklifi beğenen kadın barışmak için geldi. Görgü tanıklarına göre, kadın üzgün görünüyordu ve sessizdi. Neredeyse hiç konuşmamışlar ama ayrılmadan önce tartışmışlar. Oğullarını yatıya kalması için bir arkadaşlarının evine bırakmışlar ve eve dönmüşler. Michael ve Daniel'le evde yalnız kalmışlar. Kadın daha sonra yemek almak için McDonald's'a gitmiş ve akşam 22:30 civarında eve dönmüş. O sırada kocası çoktan içmeye başlamıştı. Michael, Daniel'in buluşacağı yabancı bir adamdan gelen mesajı gördükten sonra ona saldırdı. Eşinin üzerine atılmış, saçlarından tutmuş ve onu boğmaya başlamıştır. Kadın bulabildiği ilk bıçağı kapmış ve kocasının göğsüne saplamıştır. Kanamaya başladı ve hiçbir yaşam belirtisi göstermedi. Daniel'e göre 911'i aramış ama bir hata yapmış ve ulaşamamış. Şok içinde kocasının cesedinin yanına yığıldı ve sabaha kadar uyudu. Gecikmeyi bu şekilde açıkladı. 11. saatte savcılık, kadının eylemlerinin kasıtlı olduğu ve eşine duyduğu nefretten kaynaklandığı konusunda ısrar etti. Boşanmanın kaçınılmaz olduğunu ve muhtemelen bencilce sebepleri olduğunu fark etmesine rağmen boşanmak istememiştir. Yakınları bile kadının çok agresif ve şiddet yanlısı olduğunu doğrulamıştır. Michael'ı sahiplenicilikte suçlayarak aksini kanıtlamak zordu. Duruşmada, Daniel'in kocasının arabasına attığı ve ona olan nefretini gösteren yumurta lekelerinin bulunduğu araba ve garaj fotoğrafları gösterildi. Savcılık, sanık Daniel'in hikayesini defalarca değiştirdiğini ve tahrif ettiğini vurguladı.
bu nedenle sözlerinin hiçbir inandırıcılığı yoktu. Savcılık, Daniel Lane'in kocasını bir öfke nöbeti sırasında kasten öldürdüğünü ileri sürmüştür. Saldırganlık patlamaları onun için olan bir durumdu. Sanığın kendisi de başlangıçta kalp krizi konusunda yalan söylediğini çünkü kimsenin nefsi müdafaaya inanmayacağından korktuğunu itiraf etmiştir. Bu onun korkusuna verdiği bir tepkiydi. Duruşmada Vaden'in kızı annesine karşı ifade verdi. Babası hakkında heyecanla konuştu ve trajediden iki gün önceki şişe olayının babasında gördüğü tek saldırganlık nöbeti olduğunu belirtti. Ona göre babası bu olay için kendisinden defalarca özür dilemişti. Birkaç tanık, arkadaşları ve Michael'ın kardeşi bu bilgiyi doğruladı. Bir arkadaşı Michael'ın eşinin deli olduğu konusunda nasıl şaka yaptığını ama biftek bıçaklarını evde sakladığı sürece her şeyin yolunda gideceğini anlattı. Savunma, Michael'ın hala Daniel Lane'in üvey babasıyken onu takip ettiğini ve baskı altında tuttuğunu söyledi. Daniel Lane'in iradesi dışında ona boyun eğdiren sahiplenici bir adamdı. Davanın sonucu tamamen tahmin edilemezdi, ancak bu davadaki karar herkesi şaşkına çevirdi. 17 Haziran 2022'de jüri Daniel Lane'i taammüden cinayetten suçsuz buldu. Eylemlerinin gerekli meşru müdafaa tarafından dikte edildiğini onayladılar. Bununla birlikte, değerlendiriciler onu delilleri karartmaktan suçlu buldular. Bunun için 5 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı. Aynı zamanda, duruşmayı beklerken geçirdiği sürede hesaba katıldığında, halihazırda 3 yıl hapis yatmış oldu. Ceza 5 Ağustos 2022 tarihinde verildi ve hemen mahkeme salonundan serbest bırakıldı. Dostluk ve arkadaşlar hakkında söylenen birçok sözün bir nedeni vardır. Bazı insanlar hayatları boyunca güvenilir bir insan bulmayı başaramazlar. Diğerleri ise kişisel çıkar, rahatlık ya da diğer ticari amaçlar nedeniyle etrafta dolaşanları yanlışlıkla arkadaş olarak görür. Bazıları da, tıpkı bugünkü hikayemizin kahramanları gibi, sözde dostları tarafından öldürülür. Christy Chocon 3 Eylül 1976'da New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Anne ve babası askerdi. Görevleri nedeniyle aile sık sık taşınıyordu. Ülkenin çeşitli askeri birliklerinin yanı sıra ülke dışında da yaşamayı başardılar. Bu düzenli taşınmalar sayesinde genç Christy dünyayı görme, iletişim becerilerini geliştirme ve diğer ülke ve şehirlerin kültürleriyle tanışma fırsatı buldu. Ancak, sürekli taşınma sürecinin kendine özgü zorlukları vardı. Özellikle, kız kaçınılmaz olarak strese neden olan yeni bir çevreye uyum sağlama ihtiyacıyla karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte, her türlü zorlukla mükemmel bir şekilde başa çıkıyor gibi görünüyordu ve bu sadece karakterini sertleştirdi. Sonunda aile biloji, Mississippi'ye yerleşti. Christy daha bilinçli bir yaştayken yemek pişirmeye karşı bir sevgi geliştirdi. Genç kız yemek pişirmekten hoşlanıyordu ve bu ailesine destek olmanın bir yolu haline geldi. İş nedeniyle her zaman kendi başlarına yemek pişiremedikleri için anne ve babasını mutfak lezzetleriyle memnun etti. Çok sayıda yemek gazetesi ve dergisi okuyarak yemek pişirmenin inceliklerini öğrendi. Bir yetişkin olarak Christy kendi yemeklerini bile icat edebildi. Ancak kızı cezbeden sadece mutfak sanatları değildi. Okuldan sonra, ailesinin ısrarı üzerine Christy eğitimine devam etti. Kız Los Angeles'a taşındı. Seçimi, 2000 yılında mezun olduğu oyunculuk akademisine düştü. Bu dönemde, güzellik defalarca çeşitli oyunlarda sahne aldı, Hollywood filmlerinde epizodik rollerde bir aktris oldu. Özellikle, Terminator, Genesis, filminde dublör kadın olarak rol aldı. Christy güzel, atletik, dışa dönük, kendine güvenen, çok yönlü ve maceracıydı. Her türden insanla ortak bir zemin bulurdu. Christy kendini nasıl ortaya koyacağını ve en iyi yönlerini nasıl göstereceğini biliyordu.
hikayenin kahramanı boş zamanlarında aktif eğlenceyi ve doğada yürüyüş yapmayı tercih ediyordu. Yavaş yavaş, bu özlem daha fazla bir şeye dönüştü. Sonunda hayatta tam olarak ne yapmak istediğini fark etti. Aktif bir yaşam tarzına duyduğu sevgi nedeniyle, insanlara yardım etmek ve onları sağlıklı beslenme ve zindelik konusunda motive etmek istediğine karar verdi. Christy, hayata karşı bu doğru yaklaşımı tüm görünümüyle tam anlamıyla ortaya koydu. Kötü alışkanlıkların terk edilmesini teşvik etti. Bilinçli bir yaşta güzelliği tamamen özümseyen bu ilgi alanları sayesinde kendi yemek şirketini kurmayı hayal etti. Christy, 2000'li yılların başında tipik olan klasik catering yapmayı, yani temalı partiler ve etkinlikler için yiyecek sağlamayı ve sağlıklı yemeklerini şenliklere sunmayı öngördü. İş 2005 yılında resmiyet kazandı. Kız hevesle bu işi üstlendi. İşinin yardımıyla, kendi markasını kesinlikle ekolojik ve sağlıklı olarak konumlandırarak aktif bir şekilde kendini tanıttı. Ayrıca daha ciddi planları da vardı. Christy'nin bir diğer hayali de kendi kendine yetebilen bir çiftlik kurmaktı. Diğer favori aktivitelerini sürdürürken bir yandan da fikirlerini geliştirmek için uzun yıllar harcadı. 2012 yılında popüler bir TV yemek programının 8. sezonunda finalist oldu ama kazanamadı. Christy'nin kaybetmek gibi bir huyu vardı ama bu durumda olan bitenin adil olmadığını düşünüyordu. Yemek pişirme konusundaki özgün yaklaşımının yanlış anlaşıldığını düşünüyordu, bu yüzden olanlar onu çok üzdü. Ancak Christy pes etmeyecekti ve tüm bu insanlara ne olursa olsun savaşmaya ve hayallerine doğru ilerlemeye hazır olduğunu kanıtlamaya karar verdi. Her halükarda, zamanla bu tatsız kalıntıyı atlattı ve faaliyetlerine geri döndü. Christy hala yemek işini yürütmeye ve genişletmeye devam ediyordu. Buna ek olarak, televizyondaki diğer yemek programlarında da rol almaya başladı. Kız burada Joseph Kode ile tanıştı. Çeşitli projeler için aktör ve katılımcı seçimiyle uğraşıyordu. Adam sarışın güzelliğe hemen aşık oldu. İlk başta arkadaş olarak iletişim kurdular, ancak yavaş yavaş karşılıklı bir çekim geliştirdiler ve çift çıkmaya başladı. Adam Christy'yi destekledi ve onun fikirlerinde ve isteklerinde büyük bir potansiyel gördü. Daha sonra aşıklar bir çiftlik kurmak ve bir çift olarak yaşamaya başlamak için birlikte hareket etmeye karar verdiler. Böylece Kaliforniya'dan ayrıldılar, catering işini sattılar ve Kuzey Carolina'nın 12 bin nüfuslu küçük şirin kasabası Leicester'a gittiler. Bu noktada bir aile kurmayı planlıyorlardı, bu nedenle büyük bir arazi parçası satın almak konusunda endişeliydiler. Gençler, bir çiftlik kurmak ve hayallerini gerçekleştirmek için mükemmel olan 36 dönümlük bir arazi satın aldılar. Gelecek için plan yapmak ve çocuk sahibi olmak. Aşıklar ilişkilerini Eylül 2014'te resmen tescil ettirdi. Yerel bir toplum merkezinde, aile ve arkadaşlarıyla birlikte evlendiler. Taşınmalarına rağmen Joseph televizyonda uzaktan çalışmaya devam etti. Mükemmel bir çift gibi görünüyorlardı. Her ikisi de zeki, hırslı ve yetenekleri nedeniyle birbirleriyle mükemmel bir uyum içindeydi. Genç aile harika bir gelecek için planlar yaptı. 2015'in başında hayatlarında büyük bir değişiklik oldu. Christy yakında anne baba olacaklarını ve Skyler adını vermeye karar verdikleri ilk çocuklarının doğumunu dört gözle beklediklerini öğrendi. Her şey mükemmel gidiyor gibi görünüyordu. Genç aile yeni bir çocuk için hazırlanıyordu. Christy 5 aylık hamileydi. Ancak bu hikaye mutlu sonla bitmeyecekti. Tüm bu cennet 2015 yılının Mart ayına kadar sürdü, aile beklenmedik bir şekilde 38 yaşındaki Christy ve 45 yaşındaki Joseph'e telefonla ulaşamadı. 15 Mart 2015 tarihinde, Joseph ve Christy'nin aile üyeleri birkaç gün boyunca başarısız bir şekilde çifte ulaşmaya çalışmış, ancak tüm çağrılar yanıtsız kalmıştı. Akrabalar çiftin evinden oldukça uzakta yaşadıkları için genç ailenin iyi olup olmadığını kendileri kontrol edememişlerdir.
Bu yüzden Christie'nin Cecilia adında bir arkadaşına başvurdular. Cecilia yakınlarda yaşıyordu ve sorunun ne olduğunu öğrenmek için Christie'nin evine gitmeyi kabul etti. Cecilia evin önüne vardığında, dışarıdaki mutlak sessizlik onu alarma geçirdi. Çiftin arabaları park yerlerinde duruyordu ama kendileri de seslere ve bağırışlara tepki vermiyordu. Arkadaşı ailenin evinin pencerelerinden bakmaya başladı. Ne kadından ne de adamdan hiçbir iz yoktu. Öylece ortadan kaybolmuş gibiydiler. Çok sevdikleri köpekleri evin içinde kaldığı için her şey çok garipti. Christie hiçbir koşulda onların evden ayrılması durumunda onları yalnız bırakamazdı. Bir süreliğine iş için uzakta olsa bile her zaman hayvanları yerleştirmek için planlar yapardı. Şu anda yaşananlar genç aile için alışılmışın dışında görünüyordu. Christie'nin bu tarih için planlanmış bir seyahati yoktu. Anne olmaya hazırlanıyordu, ev kadınıydı ve evden nadiren çıkıyordu. Cecilia evin arka kapısında zorla girildiğine dair izler fark etti. Bir arkadaşı tüm bu tuhaflıkları kayıp yakınlarına bildirdi. Bunun ardından Christie'nin ailesi çiftin kaybolduğunu polise bildirmeye karar verdi. Devriye memurları olay yerine vardıklarında kapıyı açtılar ve içeride kimsenin olmadığından emin oldular. Çiftin kaçırıldığına dair şüpheler ortaya çıkınca, polis delil kaybını önlemek için evi derhal mühürledi. Dedektifler bilgi almak için operatörden kayıp çiftin telefon kayıtlarını istedi. Anlaşıldığı üzere, son günlerde çiftten hiç arama yapılmamıştı ve bu da ailenin korkularını doğruluyordu. Son giden aramalar sadece 10 ve 11 Mart tarihlerinde kaydedilmişti. Aralarında şüpheli numaralar yoktu. Kayıp kişiler sadece arkadaşlarını ve akrabalarını aramışlardır. İzinsiz giriş ve kaçırılma belirtileri gösteriyordu. Bazı eşyalar kayıptı ancak önemli bir ipucu yoktu. Fail parmak izi ya da DNA bırakmamıştı. Soruşturma daha başlamadan çıkmaza girmişti. Olay tüm mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Komşu evlerin sakinleri kendi aralarında bu güzel ve başarılı çifte ne olmuş olabileceğini tartışmaya başladılar. Çok geçmeden komşulardan biri polise başvurdu. Ona göre, 15 Mart sabahı, bir arkadaşının evine teftişe gitmeden kısa bir süre önce komşu, kayıp çiftin evinin yakınında şüpheli bir adam gördü. Yabancı, çok ağır olduğu anlaşılan alışılmadık büyüklükteki siyah bir çantayı çöp kutusuna atmıştır. Daha sonra adam oradan ayrılmış. Daha sonra çöp kutularındaki çöpler kaldırıldığı için gizemli çantanın içindekileri incelemek mümkün olmadı. Kayıp kişinin evinin dışına atan kişinin kimliği hemen tespit edildi. Bu kişinin Robert Owens adında çiftin bir başka komşusu olduğu ortaya çıktı. Owens 36 yaşındaydı. Kayıpların evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta yaşıyordu ve kayıplar da dahil olmak üzere tamirci olarak çalışıyordu. Bunun yanı sıra Robert, Christie ve Joseph'in yakın arkadaşıydı, onlarla yakından ilgileniyordu ve hatta düğünlerine bile katılmıştı. Müfettişler bu bilgiyle ilgilenmeye başladılar ve adamı sorgulamak üzere çağırdılar. 16 Mart'ta Robert karakola geldi, ancak arkadaşlarının kaybolması olayına karıştığını itiraf etmeyi reddetti. Adam sorgu odasındayken polis, Robert'ın Christie'nin evinin dışına attığı çöp torbasını bulmayı başardı. Burada, bazıları kayıp adamların kıyafet kalıntılarına benzeyen yanmış eşyalar bulundu. Böylece dedektiflerin, adamın suça karıştığına dair şüpheleri doğrulanmaya başladı. Robert'a bulunan çantadan bahsedildiğinde kafası hemen karıştı ve ifadelerini karıştırmaya başladı. Daha sonra çözüldü. Şüpheliye göre, 12 Mart 2015 tarihinde bazı işler yapmak için Joseph'in evine gitmiş. Ancak evlerinin yakınındaki bir hendekte sıkışıp kalmış. Bunun üzerine Robert Y. olarak bir çifte ulaşmış ve kamyonetini çıkarmak için onlardan yardım istemiş. Onlar da reddetmemiş ve hep birlikte araca doğru yürümüşler.
çift pikabın dış tarafındaydı ve arkadaşları aracı hareket ettirmeye çalışırken onu itiyorlardı. Ancak aracın sürücüsü bir şeylerin ters gittiğini ve gaz pedalına basarak yanlışlıkla arkadaşlarına çarptığını itiraf etti. Yere düştüler ve bilinçlerini kaybettiler. Robert korkmuş, yanlışlıkla tekrar gaza basmış ve onları tekrar ezmiştir. Bunun bir kaza olduğuna dair güvence verdi, ancak o anda kendisine inanılmayacağından ve parmaklıklar ardına konulacağından korkuyordu. Sonunda şüpheli polisi aramaktan vazgeçti. Christy ve Joseph hala yaşam belirtisi göstermiyordu. Ancak arkadaşlarına yardım etmek yerine cesetlerden ve suç delillerinden kurtulmaya karar verdi. Robert cesetleri aldı ve evine geri getirdi. İlk olarak Joseph'in cesedini banyoda elektrikli testere kullanarak ayırmaya başladı, Christy'nin cesedi ise bir süre yatak odasındaydı. Adamın ceset parçalarını polietilen bir torbaya koyduktan sonra Christy'nin cesedini getirmiş ve onu da aynı şekilde ayırmıştır. Katil daha sonra mümkün olduğunca ceset parçalarını evin mutfağında bulunan ocağında yaktı. Tüm bunları suçun izlerini gizlemek için yaptı. Robert daha sonra bir soygun düzenlemeye karar verdi. Katliam kurbanlarının evine birkaç kez gitti ve oradan değerli eşyalar aldı. Çaldığı değerli eşyaları sattı. Adamın evindeki fırında, Christy ve kocasının kötü bir şekilde yanmış kemik kalıntılarını bulmayı başardılar, davetsiz misafirin henüz atmaya vakti olmamıştı. Ayrıca katilin banyosundaki elektrikli testerede, yatak odasında ve mutfaktaki ocakta ölülere ait kan ve DNA izleri buldular. Tüm bunlar eve zorla girildiğini doğruluyordu. Robert olaya karıştığını inkar etmedi. Ancak polisin, olay bir kazaysa neden emniyet güçlerini aramadığına dair sorularına Robert cevap veremedi. Hikayesi hiç inandırıcı gelmiyordu. Dedektifler onun kazayla ilgili anlattıklarına inanmadılar ve saklayacak bir şeyi olduğundan şüphelendiler. Failin kimliğini incelemeye başladılar. Sonuç olarak, müfettişler onun başka bir suça karışmış olma ihtimalini ortaya çıkarabildiler. Robert'ın arkadaşı 15 yıl önce garip koşullar altında ortadan kaybolduğunda, polis katilin geçmişini giderek daha yakından araştırmaya başladı. Bu da benzer şekilde işlenen bir katliamla ilgili başka bir gizemi ortaya çıkardı. Zeb Quinn 1981 yılında doğdu. Önünde parlak bir gelecek varmış gibi görünüyordu. Okuldayken bile askeri eğitim kurslarına kaydolmuş ve mezun olduktan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne girmeyi planlamıştı. Sevecen ve iyi huylu bir çocuktu. Kaybolduğu sırada yerel bir Walmart mağazasında çalışıyordu. Şişili, Kuzey Carolina, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Çifti 2 Ocak 2000 gecesi öldüren Robert Owens ile burada tanıştı. Zeb'in işi akşam 9'da bitmişti. Yeni bir araba satın alabilmek için arkadaşı Robert ile kısa bir seyahate çıkmayı planlıyordu. Ancak Zeb o gece eve hiç dönmedi. Annesi gerçekten de garip bir şeyler olduğunu hissetti. Çocuğun evden uzun süre ayrılmaya niyeti olmadığını teyit etmişti. İçinde para olan cüzdanını, yedek kıyafetlerini ve onsuz yapamayacağı kontakt lens solüsyonunu yanına almamıştı. Bu da eve dönmeyi planladığı anlamına geliyordu. Ancak sabah ya da ertesi gün eve dönmedi. Annesi Zeb hakkında kayıp ihbarında bulundu, ancak polis ne kadar uğraşsa da işe yarar bir bilgi bulamadı. Dedektifler, Zeb'in kaybolduğu akşam şüpheli güzergah üzerinde olabilecek kamera görüntülerini kontrol etti. Ancak, onu yakalayabildikleri tek an dükkandan çıktıktan sonraydı, o sırada bir yabancıyla birlikte küçük bir dükkana girmiş ve bir soda satın almıştı. Bu yabancının daha sonra birlikte ayrıldığı Robert Owens olduğu anlaşılmıştır. Zeb açık mavi arabasına binerken görülmüş ve Robert'ın arabası da onun peşinden otoparkın dışına çıkmıştır. Bundan sonra genç adam kaybolmuştur. Müfettişler, kayıp Zeb'i gören son kişi olan ve nerede olduğuna dair bazı ipuçları sağlayabilecek Robert ile temasa geçti.
dedektifler Robert ile bir araya geldi. Konuşmaları sırasında, araçların video kameraların görüş alanından kaçmasının ardından neler olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Ancak sorgulama sırasında şüpheli, dükkandan ayrıldıktan sonra bir iş teklifi içeren kısa bir çağrı cihazı mesajı aldığı için birbirlerini özlediklerini belirtti. Bu nedenle Robert yeni müşteriyle konuşmak için dükkandan ayrılmak zorunda kalmıştır. Tam bir diyalog için ankesörlü bir telefon bulmak gerekiyordu. Bu yüzden arabanın farlarıyla Zeb'e sinyal verdi ve ikisi de durdu. Robert arkadaşına niyetinden bahsetmiş ve ondan beklemesini istemiş, ardından da arabayı sürüp gitmiş. Şüpheliye göre, yaklaşık 10 dakika sonra telefon görüşmesinden sonra serbest kaldı ve arkadaşının evine geri dönecekti. Ancak olay bu kadar basit olmadı. Adam o sırada depresyonla ilgili sorunlar yaşadığını, bu yüzden reçeteli ilaçlar aldığını söyledi. Bazen bu, gerçeklikten kopmasını sınırlayan depresif bir duruma yol açıyordu. O talihsiz akşamda da durum böyleydi. Robert durumunu çok endişeli olarak tanımladı. Kelimenin tam anlamıyla kontrolünü kaybediyordu. Arkadaşının onu beklediği yere doğru giderken arabayı kontrol edememiş ve kamyoneti savrulmuştu. Aracını asla kurtaramadı. Ancak ifadesine inanılacak olursa, yine de Zeb'den çok uzakta değildi ve ona doğru yürümek üzereydi. Robert bir kez daha sorunla başa çıkmaya çalışırken, arkadaşı 18 yaşındaki Zeb'inkine benzer bir arabada bir adam gördü, ancak sürücü durmadı ve yanından geçip gitti. Ve arabası olmadan onu takip etmenin bir yolu yoktu. Bu yüzden Robert arkadaşının nereye gitmiş olabileceğini, daha sonra ona ne olduğunu bilmiyordu. Olayların diğer kronolojisi çok belirsiz görünüyordu. O gecenin ilerleyen saatlerinde şüpheli hastaneye kaldırıldı. Zeb'in kaybolmasıyla ilgisi olmayan bir kaza nedeniyle tıbbi bir tesise kaldırılmıştı. En azından kendisi böyle iddia ediyordu ama bunu doğrulayan bir şey yoktu. Polis o gece herhangi bir trafik kazası kaydetmemiş. Robert'a göre kazada oldukça ciddi bir şekilde yaralanmıştı, kaburgalarında kırıklar vardı ve başından yaralandığı tespit edilmişti. Robert'a göre tüm bunlar Zeb kaybolduktan birkaç saat sonra gerçekleşmişti. Hikayesinde birçok boşluk ve tutarsızlık vardı. Polis memurlarını kandırmak için her şeyi uyduruyor gibi görünüyordu. Baş şüpheli olarak görülüyordu. Robert'ın mazereti yoktu ve kayıp adamı gören son kişiydi. Ancak dedektifler onu hemen çözemediler. Soruşturma sırasında, şüpheliye karşı basit varsayımlardan daha sağlam kanıtlara ihtiyaç vardı. Her şeyden önce kayıp kişinin arabasının ya da kendisinin bulunması gerekiyordu. O dönemde polisin işinin şimdikinden çok daha karmaşık olduğunu belirtmek gerekir. Suçlunun ve kurbanının yerini belirlemenin, telefon konuşmalarını takip etmenin bir yolu yoktu. Haberciler yaygın değildi ve onlar da takip edilmiyordu. Çok az kamera vardı, olayla ilgili bilgi sağlayabilirlerdi ama bulunamadılar. Şüpheliler listesi kısa sürede yeni unsurları da içerecek şekilde genişledi. Bunlar arasında Misty Taylor ve eski erkek arkadaşı da vardı. Anlaşıldığı üzere Misty, Zeb'in kaybolmasından kısa bir süre önce onun kız arkadaşı olmuştu. 2 hafta önce bir restoranda tesadüfen karşılaşmışlar, tanışmışlar ve sohbet etmeye başlamışlardı. O sırada kız, erkek arkadaşı Wesley'den yeni ayrılmıştı. Eski sevgilisinin ona karşı fiziksel ve manevi şiddet uygulayabileceğine dair söylentiler vardı. İfadeye göre, Zeb kızın eski sevgilisiyle ilişkisindeki sorunları öğrenmiş ve yardım etmek istemiş. Hatta bir gün Wesley oradayken Wesley'in iş yerine gelmiş. İlişkiye müdahale etmek ve kızdan açıkça hoşlandığı için ona yardım etmek istemiştir. Ve Wesley arasında neredeyse kavgaya varacak bir anlaşmazlık yaşandı. Birkaç tanık Misty'nin daha agresif olan eski erkek arkadaşının Zeb'i şiddet uygulamakla tehdit ettiğini duymuştur.
Belli ki Zeb'den kurtulmak için bir nedeni vardı. Polis karakolunda sorgulandıklarında hem Misty hem de Besti erkek arkadaşlarının ortadan kaybolmasıyla herhangi bir ilgileri olduğunu reddettiler. Her iki gencin de mazeretleri iyice kontrol edildi. Sonunda suça karışmadıkları teyit edildi. Soruşturmalar ve Zeb'i arama çalışmaları devam etti. Bu olaylardan 4 gün sonra kayıp adamın açık mavi Mazda'sı bulundu. Erkek arkadaşının annesinin iş arkadaşlarından biri onu aradı ve aracın hastane yakınındaki bir otoparkta bulunduğunu söyledi. Aracın terk edilmiş olduğu belliydi. Farları yanıyordu ve kapıları açık görünüyordu. Polis aracı inceledikten sonra kayıp gencin bazı kişisel eşyalarını bulmayı başardı, özellikle ankesörlü telefonlar için plastik anahtar kartı, birkaç şişe alkol ve kendisine ait olmayan bilinmeyen bir ceket bulundu. Kıyafet arka koltuğun üzerinde duruyordu. Aracın sahibinin kimliğini tespit etmek mümkün olmamıştır. Ön camın bir kadın rujuyla karalanmış olması dikkat çekicidir. Polis memurları toplanan materyalleri analiz etmeye çalıştı, ancak anahtar kartının izini sürmek mümkün olmadı. Geri kalan eşyalarda da DNA izine rastlanmadı. Bir yabancının parmak izine bile rastlanmadı. Çık mavi bir Mazda kullanan bir kız gördüğünü iddia eden birkaç tanık bulunmuştur. Birkaç tanığın aynı anda verdiği eşkale bakılırsa, kız kayıp kişinin kız arkadaşı Misty Taylor'a çok benziyordu. Ancak bu kanıtlanamadı. Misty'nin sağlam bir mazereti vardı. Ancak bu koşullarda bile bir ipucu bulmayı başardı. Kaybolmadan kısa bir süre önce, Zeb'in teyzesi gizemli bir çağrı cihazı mesajı aldı. Ancak o sırada evde değildi. İyi arkadaş olduğu annesi Misty Taylor ile akşam yemeğine gitmişti. Bu kaza nedeniyle yeğeninden gelen mesajı okuyamadı. Kendi itirafına göre, suçlular o akşam evine girmiş ve onu soymuşlardır. Akşam geç saatlerde bir arkadaşından döndüğünde eve zorla girildiğini fark etti. Üzerinde mesaj bulunan bir çağrı cihazı da dahil olmak üzere birçok değerli eşya kayıptı. İçeriği bilinmiyordu. Evine giden polisler parmak izi ya da faille ilgili başka bir işaret bulamamışlardır. Hırsızın çok dikkatli hareket ettiği ve muhtemelen eldiven giydiği belliydi. Sonuç olarak dava durdu ve Zeb hakkında hiçbir bilgi elde edilemedi. Dava çözümsüz kaldı ve Zeb'in kayıp olduğu bildirildi. Tüm bu yıllar boyunca, yani 15 yıl boyunca, araştırmacılar Robert'ın bu kaybolma olayına karıştığından ve büyük olasılıkla arkadaşını öldürdüğünden emindi. Robert'ın 2015 yılında çiftin cinayet davasında tutuklanmasına kadar durum böyleydi. Tutuklunun evinde yapılan bir arama sırasında polis, beton tabakasının altında, kaynağı bilinmeyen katı organik parçaların yanı sıra kumaş ve deri parçacıkları içeren bir boşluk buldu. Tüm bunlar, böylesine alışılmadık bir şekilde imha edilen şeyler için çok şüpheli görünüyordu. Müfettişler, bulunan kanıtların yıllar öncesine ait bir davanın çözülmesine yardımcı olabileceğini, çünkü kalıntıların kayıp Zeb'e ait olabileceğini fark etti. Robert'ın evinden ele geçirilen ve adli incelemeye gönderilen bu eşyalar arasında, kaynağı bilinmeyen beyaz bir toz içeren plastik bir torba gibi başka şüpheli eşyalar da vardı. Daha sonra ortaya çıktığı üzere, Robert'ın komşularından biri de soruşturmada çok yardımcı olmuştur. Komşusu, 2000 yılının Ocak ayında ya da daha sonra Robert'ın kendi arazisinde çok kötü kokulu çöpler yaktığını hatırlamıştır. Bu ona o zaman garip gelmişti. Daha sonra, arazisinde beton dökülmüş bir alan vardı ve oraya hiç yakışmıyordu. Adam tüm komşularına bir balık havuzu inşa etmeye başladığını söyledi. Ancak bu proje hiçbir zaman tamamlanmadı. Polis burada betonun altında, içinde şüpheli kalıntıların bulunduğu gizli bir boşluk keşfetti. Adli tıp daha sonra bu kalıntıların gerçekten de kayıp Zeb'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Robert Owens 27 Nisan 2017'de çifti öldürmek suçundan yargılanmaya başladı.
savunma makamı olanları haklı göstermeye çalışmakta ısrarcı davrandı. Avukatlara göre müvekkilleri, doktoru tarafından kendisine reçete edilen ağrı kesicileri kullandığı için psikolojik ve zihinsel sorunlar yaşıyordu. Bu sorunlarla mücadele etmek için başka ilaçlar da reçete edilmiş, ancak bu kombinasyonda sadece zihinsel anormallikleri daha da kötüleştirmişlerdir. Tüm bunlar mantıksız davranışlar sergilemesine ve hareketlerini kontrol edememesine neden olmuştur. Savunma ayrıca sanığın travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip olduğunu ileri sürdü. Duruşmadaki durum Robert için en iyisi olacaktı. Ne de olsa deli ilan edilebilir ve tedaviye gönderilebilirdi. Bu nedenle, 2 saat süren duruşmalardan sonra, savcılık ona bir savunma pazarlığı teklif etti. Birinci derece cinayet suçlamalarının düşmesi gerekiyordu. Bunun yerine, listenin 2 suçlamaya indirilmesi gerekiyordu, ikinci derece cinayet ve hırsızlık. Bu davada doğmamış bir çocuğun ölümü bile yanına kar kalabilirdi. Robert şartları kabul etti ve olanlardan dolayı suçunu kabul etti. Şartlı tahliye hakkı 60 yıl sonra olmak üzere 74 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Robert'a oy kullanma hakkı verildiğinde, kurbanlarının ailelerine hitap etti ve olanlardan dolayı çok üzgün olduğunu kabul etti. Sanık, aslında kötü bir insan olmadığını ve kurbanların arkadaşları olduğunu, bu nedenle onlara zarar vermek istemediğini söyledi. Bu sadece trajik bir kazaydı. Ona inanılmadı. Anlattıkları tamamen saçmaydı. Çite garip bir şekilde vurup kaçmasını görmezden gelsek bile, diğer davranışları da mantıksızdı. Sonuçta, kurbanlar kazadan sonra hala hayatta olabilirdi, ama o durumlarını kontrol etmemiş ve onlara yardım etmeye bile çalışmamış, sadece onları eve götürmüş ve parçalara ayırmıştı. Adli tabip, yaraların doğasının sanığın hikayesiyle tutarlı olmadığını düşündü. Aynı zamanda, kalıntıların kötü durumu nedeniyle, uzman cesetlere tam olarak ne olduğunu belirleyememiştir. Robert bu vahşeti neden işlediğini açıklayamadı. Özü öldürülen çiftin aileleri tarafından kabul edilmedi ve affedilmedi. Kurbanların aileleri öfkeliydi ve sanığın hayatının geri kalanını hapishanede geçirmesini ve ölümünden sonra da sonsuza kadar cehennemde yanmaya devam etmesini dilediler. Kolluk kuvvetleri yetkililerinin yaşanan trajedileri küçük bir kasabada çalışma tarihlerindeki en rahatsız edici trajediler olarak nitelendirmelerine şaşmamak gerekir. Hail nihayet parmaklıklar ardında olsa da, hikayenin bir devamı vardı. Dedektifler, 10,5 yıldır çözülememiş suçlar dosyasında yer alan kayıp adam Zeb Quinn'in davası üzerinde çalışmaya devam ediyordu, böylece daha sonra davada hüküm giyen adama karşı yeni bir suçlama getirebileceklerdi. 2018 yılında Robert, 18 yaşındaki bir arkadaşının öldürülmesinden sorumlu olmadığını iddia etti. Bununla birlikte, polis memurlarına kendisine gerçekte ne olduğunu anlattı. Robert, Walter Gene Owens adındaki amcasından bahsetti. Suçlunun itirafına göre, arkadaşını soyma ve öldürme planını yapan bu adamdı. Bunu yapmak için, saf ve aşık bir genç olan Zeb, sözde Misty ile buluşacağı Appalachian dağlarındaki ulusal ormana çekildi. Güya bu buluşmayla ilgili mesaj teyzesi tarafından Zeb'in çağrı cihazına gönderilmiştir. Ancak, aşk acısı çeken Romeo'nun yardım etmek istediği kız yerine onları iki azılı suçlu beklenmektedir, Robert ve amcası. Robert'a göre, amcası Zeb'in direnmesini ve daha sonra polise gitmesini önlemek için hemen 22 kalibrelik bir av tüfeğiyle onu vurdu. Daha sonra amcası adamın cesedini parçalara ayırmış ve ardından yakmış. Benzerliğin izini sürmek zor değil, çünkü her iki akrabada cesetleri ve suçun izlerini aynı şekilde ortadan kaldırdı. Bu durum Robert hakkında ek soru ve şüphelere yol açtı. Ancak, arkadaşını öldürmediği ve trajedinin izlerinin saklanmasında isteyerek yer almadığı konusunda ısrar etti. Amcası tarafından bu işe katılmaya zorlanmıştı. Robert, polisin o bölgeye gitmesi ve milli parkta yürümesi halinde kalıntıları bulabileceklerini iddia etti.
Polis söz konusu bölgeye gitti, ancak memurlar hiçbir zaman değerli bir şey bulamadı. Görünüşe göre, son 15 yılda doğa ve vahşi hayvanlar işlerini yapmış, kalıntıları ve gerçekleşen vahşi katliamın kanıtlarını yok etmişti. Müfettişler bölgede bir av tüfeğine ait ateşlenmiş bir kovan bile bulamadılar. Yapılacak en mantıklı şey, hikayenin aslını öğrenmek için Walter'a ulaşmak olurdu. Ancak kendisi 2017 yılında kalp krizinden ölmüştür. Dolayısıyla Robert'ın hikayesini yalanlamak ya da doğrulamak artık mümkün değil. Dava tam da çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başladığı sırada durdu. Sonuç olarak, failin bu hikayesine de inanmayan savcılık, çaresizlikten Robert'a savcılıkla başka bir anlaşma yapmasını önerdi. Kendisine Zeb'in birinci derece cinayetinden suçlu olduğunu kabul etme fırsatı verildi. Suçlu kabul etti. Ve bu anlaşma sayesinde, zaten var olan cezasına eklenen 13 yıl hapis cezası aldı. Robert bugüne kadar Madison County, Kuzey Carolina hapishanesinin duvarları arasında kaldı. Bu yalancı suçlunun, 3 kişinin de öldürüldüğünü gören tek tanık olduğu göz önüne alındığında, ölümlerle ilgili gerçekler hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkmayacak. Ancak halk ve kolluk kuvvetleri Robert'ın her iki suçtan da sorumlu olduğuna inanmaktadır. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.